Yoshlarning tabiatini aynishiga sabab bo'ladigan ishlardan musiqani ko'p eshitishlik. Musiqani ko'p eshitgan odamning qalbida Qur'on turmaydi. Va xususan hozirda yoshlarimiz eshitayotgan musiqalarni ko'rsangiz yoki eshitsangiz, bu narsani haqiqat ekanligini ikki marta ishonchingiz ortadi bunga. Chunki bundan bir 20 yil, 30 yil burungi aytilgan ashulalar bilan hozirgi ashulalar taqqoslab ko'rsa, odam qiynalib ketasan. O'sha klipini ko'rsangiz, 1 sekundda 4 ta kadr almashadi. Yana hamma hozirgi aytilgan musiqalarda albatta behayo ko'rinishlar bor. Shubhasiz. Endi bunaqa musiqa odamning tabiatini, farzandlarning tabiatini buzmaydi deb kim ayta oladi? Zamzam Market'tan navbatdagi aksiyani kutib oling. Yangicha ko'rinishga ega bo'lgan islomiy sovg'alarimizni uy manzilingizgacha bepul dastavka yo'li bilan yetkazib berishni taklif etamiz. Bizdan sovg'a xarid qiling. Qo'shimchasiga bonuslarni qo'lga kiriting. Birodalar, musiqani hammasi halol emas. Hammasi harom emas. Muboh bo'lgan o'rinlari bor, lekin harom bo'lgan o'rinlari ko'proq bo'lyapti. Maktabga ketyapti, mana shu tuxum musiqa eshitib ketadi. Maktabda o'tirib, orqa-orqa quloq tiqib olib musiqa eshitib o'tiradi. O'sha telefonni olib bergan otalar, mana quloq solishimiz kerak bu gapga. Quloq solishimiz kerak. Uylanmagan, balog'at yetmagan bolalarning qo'liga qimmat telefon olib bermanglar. Agar juda ham zarur bo'lsa, eng oddiysini olib beringlar. Yana nima deydi? Bolasi odobli, eslik, axloqli, hayoli, shijoatli bo'lishini xohlaydi bu otalar. Ota-onasini hurmat qilishini, ukalariga rahim shafqat qilishini kutadi. Bolayini o'zi tiqib qo'ygan bo'lsa, mana shunchaga. Bolayini o'y-fikri, kiyinishi, yurish-turishi gapi ana shu g'arblarga o'xshashlik bo'lsa g'ami. Qayoqdan seni bolang tarbiyali bo'lsa. O'tgan darsimizda aytdik, 8 soat telefonda ham, televizorda ham, kompyuterda ham hech narsani yoqmasdan yashab ko'rasan deb turib eksperiment o'tkizgan shu g'arb mamlakatlarida 58 ta bola maktab o'quvchilari qatnashgan. Shulardan bor yo'g'i 3 tasigina 8 soat sabr qilgan. Qolganlari sabr qilmagan, yoqib tashlagan. Ota-onasiga bog'liqligidan ko'ra, maktabiga yoki kitobiga bog'liqligidan ko'ra, ulfatlarga bog'liqligidan ko'ra, mana shu qo'lidagi jihozlarga, telefonmidi, internetmidi bog'liqligi kuchayib ketgan. Va qayta-qayta aytayapmiz, balog'at yetmagan bolalarga mana shu internetga kiradigan shunga bir ijtimoiy tarmoqlarga kiradigan telefonlarni olib berishdan hushyor bo'laylik. Biz o'zimiz ularning tabiatini anglashiga sabab ishni qilyapmiz-da, keyin dotda yuribmiz. Yo Qur'on turadi birodarlar qalbimizda, yo musiqa turadi. Musiqaga ko'p berishlik, g'anoni ko'p eshitishlik insonning qalbida nifoqni keltirib chiqaradi. Ayniqsa bu g'ino, bu musiqa hozir biz aytib o'tgan fahsh bilan to'lib toshgan bo'lsa, shahvatni qo'ziydigan ma'nolar kuylansa, bunday musiqani hech kim halol deb ayta olmaydi. Birodarlar, dinimizda chiroyli ovozga, chiroyli ohangga qarshilik yo'q. Masalan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldiga Abdulloh ibn Zayd roziyallohu anhu, "Ya Rasululloh, tushimda bir odam kelib menga azonni o'rgatdi" dedi. Bilasizlar, mashhur qissa, masjid bitganidan keyin Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning Masjidun Nabaviyasini qurib bo'lishganidan keyin odamlarni masjidga qanday chaqiramiz degan masala o'rtaga tashlandi. Biri o't o'qilaylik dedi, biri qo'ng'iroq chalaylik dedi. Xullas, qo'ng'iroq olib kelinglar dedi Payg'ambarimiz. Namoz vaqti bo'lganda qo'ng'iroq chalib chaqiramiz. Shunda sahobalardan Abdulloh ibn Zayd Ansoriy roziyallohu anhu tushida bir odam keldi, azonni o'rgatdi. Rasulullohga kelib mana shu tushni aytib berganida, "Bu yaxshi narsani ko'ribsiz. Siz o'rgangan narsani Bilolga o'rgating. Huwa anda minka sawtan. Chunki Bilolning ovozi sizkidan balandroq, sizkidan yoqimliroq" dedi. Demak, yoqimlik ovozga, yoqimlik insonning qulog'iga yoqadigan ovozni shariatimiz man qilmaydi. Go'zal narsaga shariatimizda to'sqinlik yo'q. Agar boring ana shu g'inosini, musiqasini ham ma'nosi Allohni ulug'lash bo'lsa, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni madh qilish bo'ladigan bo'lsa, pokiza narsaga taqrib qilinsa, bu muboh. Ammo hammasi emas. Hammasi emas. Ammo bu kuy musiqada fahsh kuylansa, avrat deb sanaladigan holatda ayollarning ovozi kuylansa, ayollarning go'zalliklari kuylansa,
Allah'dan uzaklaştırıyor olsa bu musikanı biz halal diyor muyuz? Vallahi yeryüzündeki hemen koşukçılar yığılıp, en zor şu bastakarlar yığılıp, en zor da bir köyde bastalaşsın, bir koşukluğu bir yazılsın ve icra olsun. En zor hafız açsın yani bu. En zor aranjörkesi bulan. En zor klip alınanlar olsun. Bu musikadan alınan huzur bulan, Kur'an tılavatı da, Kur'an eşken payda tapılan huzurunu takasla bulmuydu bu adamlar. Müslüman adam ki Kur'an özü kifaya kıladı. Hop, musikanı hamasa hal almasakken, hamasa haranmasakken. Bir adam namaz yıkılken, haramdan uzağa buldu, namazını okuyordu, ibadet kekirişti. Karasa musikanı bu eşdeyken türleri, bu özü eşdeyken musikanı köpçülüğü haramakken. Avalı da onu terk kılıçlığı kıyım buladı. Bekti bekti eşdi yürüdü, bütçe bütçelerde. Telefonla bütçe bütçeler yıkıp koyardı, bura körüp koymasın da. Avalı ki eşdi yürüdü ki, vakit ötedi de özü haklamayı kaladı eşdi. Neme sebep oldu? Neme özgerdi? Özgergenlerse onu imanı yükseldi. İmanı yükseldi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sünen-i Tirmizi'de kilitliyen bu hadis Abu Musa Eş'ari raziyallahu anh kudar. Resulullah aytadılar: Men istema ila savti gina'in lem yu'zan lehu en yestemi'a ila savti ruhaniyine fil cenneti. İmam-ı Tirmizi'de. Kim dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Gina ge kulak tutsa. Musikaya kulak tutsa. Onge cennetteki ruhaniyinlerinin avazıge kulak tutuşluk için verilmeydi. Ruhaniyinler kim? Cennetteki en çırali avaz egeleri. Karin, Allah Teala dünyada erkek kişiye ipek kime dedi. Müslüman erkekke. Dünyada ipek kiyen erkek ahirette kimiydi? Dünyada şarap içken erkek ahiretteki şaraptan men kılınken buladı. Mahrum buladı. Huddu çünkü o şeyden dek. Dünyada musikaya verilgen adam ahirette ruhaniyinlerin avazını eşitliğinden mahrum buladı. Musikanın hamasi hal olmaz, hamasi haramaz. Şariatta kayda var. Bir vacibini ada kılıçdik için bir nesle kerek olsa şu nesle hem vacib gelene. Vacip amel, kayın buluşturduğu için bir nesil kerek, özü bu vacip basıdır özü. Mesela taharat buradırlar, öz-özüden farzmez bizge. Namaz okuyanlığımız için, Kur'an okuyanlığımız için farz. Taharatsız, farz boyan amel, kayın bu miydi? Demek taharattan farz buradır özü. Kud düşün göğüşe geldik. Kaysi nerse, o mubah olsun, belki mümkün olsun, sizi haram işge abarıp koyarken bulsa, bana şu nasıl yani haram buladı. Çünkü anladın mı? Musikanın hamasi hal olmaz, hamasi haramaz. Ama haramiyet yetelip koyarken bulsa, şu musika yani haram buladı. Dünya ahirette, Rabbinden seni uzaklar işinge sebep ol yaptı mı? Bana şu nasıl haram buladı. Kino, mutfilimde, bura haram demedi hamasi. Televizyede haram demedi hamasi. Ama üylerimizde körülekken kinalar, mutfilmler, eşitilekken musikalar, şeriat ruhsat veren dairede mi, ya ki ondan çıkıp etken mi? Yaşbollarıyla körülekken mutfilmlerdeki kahramanlarını karın, hamas yarım yalangaç. Hamas yarım yalangaç. Yani İslami mutfilmlerde sopki olmaganda, var süpürmeyinleri buladı mı, karasız hamas yarım yalangaç. Kim bunu halal diyor yani? Ötken daha sapar ametkenimiz, hani yüzde televizör var, internet var, palabayızki antena var. Nümeni körü yaptı yüzde, ayalıyız, bolayız, bilesi mi? Bu nasıllardan uzağa buluşmak gerek. Biz farzantlarımızı imanlı, ahlaklı buluşun halimiz. Ailelerimiz ne? Şimdi bu yandan ki, avratlarını faş kılıp, ayalarını fitneli bu genci ailelerini kürsatıp, İşlengen musikalarını eşitliğinden hem ballarımızın mankılıçlığımız gerekiyor. Körülü adıgan narsada, eşitliği adıgan narsada mantığı olsun.